Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Urfa Sanatı Günler'de gelmişiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Urfa'nın tanıtım günü. Urfa'nın her dakika adı okununca evet. Ben seviniyorum. Ve bugünkü tanıtımda da güzel manzara gördük. Her kesimde insanlar vardı, siyasette, sivil toplumda, hemşerilerimizde. Tabii görüntü güzel ama bu görüntü gerçekten samimi olması lazım. Evet. Birlik, beraberlik olması lazım. Eğer biz bir yerlere gelmişsek, Urfalıların sayesinde gelmişiz. Evet. Vefayı unutmamamız lazım. Evet. Urfaları unutmamamız lazım. Urfa'mızı unutmamamız lazım. Onun için özellikle siyasiler yani dönüp her Urfa'ya, her Urfalı'ya kurban olurum demeleri azdır, çok değildir. Her Urfalıların hizmetkarıyım demeleri azdır, çok değildir. Her şey Urfalıların sayesinde olur. Ve bu arada Urfalı hemşerilerime de selam söylüyorum. Özlemişim Urfalıları. Evet. İki yıldır rahatsızlığımdan dolayı biraz ortamda eksiktim. Artık televizyon kanallarıyla selamımı gönderiyorum. Ömür boyu Urfalıların emrinde olacağımı bir daha beyan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Eyüboğlu, şu anda Halil Bey'in sandayız. Mehmet Can Polat'ın çalışmaları takip ediyor musunuz efendim? Şimdi Halilye benim ilçem. Evet. Can Polat'ı beğenmeseydim yanına uğramazdım. Bravo efendim, çok güzel. Beğeniyorum, yeğenimdir. Evet efendim. Çalışkandır. Koşturuyor. Ona da dua ediyorum. Evet efendim. Biraz daha yükseğe de çıkmasını istiyorum. İnşallah efendim. Çok desteğim de olacak. Çok teşekkür ederim efendim. Tamam. Çok sağ olun. Sayın Vekilim hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Urfa tanıtım günlerini nasıl söyleyeceksiniz efendim? Vallahi karnaval havası var. Evet. Urfa'lı hemşerilerime öncelikle buradan selam söylüyorum sizin aracılığınızla. Urfa'nın kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, sesini, tadını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz ve Şanlıurfa Valimiz vasıtasıyla bütün ülkeye tanıtmaya çalışıyoruz. Herkes Urfa'yı biliyor aslında ama biz hatırlatıyoruz. Evet, evet. Buradan da Ankara'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı bu Şanlıurfa günlerine davet ediyoruz. Aynı zamanda Şanlıurfa Dernek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onda çok emeği var. Çok güzel bir hava var. Herkes Urfa'ya davet ediyoruz. Urfa'nın güzelliklerini Urfa'da görmelerini istiyoruz. Yani her 13 ilçesiyle her köşesi güzel olan Şanlıurfa'mıza, tarihin sıfır noktasına herkes davet ediyoruz burada. Sayın Bekir, şu anda Haliye Belediyesi'ndeyiz. Sayın Mehmet Can Polat'ın çalışmalarını takip ediyor musunuz efendim? Takip ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, bütün ilçelerimizi takip ediyorum. Haliye Belediye Başkanımız genç, çalışkan bir arkadaşımız. Beğeniyorum. Projelerini, çalışmalarını takip ediyorum. Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Verimli. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Urfa tanıtım günleri Ankara'da evet. Coşkuyla devam ediyor. Ne söyleyeceksiniz efendim? Evet, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Yoğun bir katılım var. Gerek buradaki Ankara'daki siyasilerimiz, gerekse bürokratlarımız, gerekse Urfalı hemşerilerimiz ve gerekse en önemlisi biraz önce burada Karadeniz'de hemşerilerimize denk geldik. Ankara'da yaşayan değerli vatandaşlarımız Şanlıurfa tanıtım günleri denilince gelip Şanlıurfa'nın standlarını geziyorlar. Bizler de burada belediye olarak hep birlikte buradayız. Hakeza esnaf kardeşlerimiz burada, kurumlarımız burada. Şanlıurfa'nın güzelliklerini, yöresel yemeklerini, gastronomisini, turizmini, el sanatlarını en iyi tanıtmak adına Halliye Belediyesi olarak bizler de burada müziğimizle, gastronomimizle, el sanatlarımızla birlikte standta yerimizi aldık. Burada Şanlıurfa'mızı bacasız fabrikalar diye ifade ettiğimiz turizm sektöründe de daha ileri seviyelere götürmek adına Şanlıurfa'mızı hak ettiği yere ulaştırmak adına bizler de turizmi canlandırmak, ilimizi tanıtmak adına üzerimize düşen vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Daha iyi olacak. Daha Urfa hak ettiği yere, konumuna gelecek. Ben tüm hemşerilerime, tüm Urfalı kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, Seyidi amcama mikrofon attım. Dedim ki, Sayın Mehmet Can Polat ve Halil'i takip ediyor musunuz?
Dedi ki ben Halil'e benim ilçemdir. Ben Can Polat'ı sevmeseydim burada olmazdım. Daha üst yere gelmesi için eline geleni yapacağım dedi. Ne söyleyeceksiniz efendim? Çok değerli vekilim Seydi Eyüboğlu'na ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun da bu memlekete iyi güzel hizmetleri oldu. Hakeza Urfa'mızla ilgili, Halil'imizle ilgili bu duygu ve düşüncelerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte el ele Şanlıurfa'mızı, Halil'imizi hak ettiği en iyi yere getireceğiz diye inanıyorum. Ve basınla birlikte. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yanımızda Bozova Belediye Başkanımız Sayın Sübih Aksoy var. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir coşku var, bir de bir etkinlik var başkanım. Aynen öyle. Gerçekten bir coşku var, bir şenlik var. Urfa'nın hemen hemen hepsi burada. Tabii ki tüm ilçeleri ben tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Ve tabii özellikle size de ben teşekkür ediyorum. Hakikaten bugüne kadar hiç bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da inşallah bırakmazsınız. Hep beraber el ele bu şekil şenlikler devam edilir diye düşünüyorum. Başkanım böyle arada bir birlik beraberlik var. Sürekli aynı reyonlardansınız. Mesela Sayın Mehmet Can Polat'la birliktesiniz. Ne söyleyeceksiniz bu birlik beraberlik? Şimdi ben şunu yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten Mehmet kardeşimiz çalışkan bir kardeşimiz. İşi bilen bir kardeşimiz. Belediyeyi güzel yürüten bir kardeşimiz. Çalışmayı seviyor. Yani bu bunu sadece Mehmet Bey üstüne demiyorum ama bütün ilçelerimiz hakikaten bu son 3-3,5 senedir güzel çalışmaları var. Bunları belki ilçelerde de kendiniz de görüyorsunuz, medyada da görüyorsunuz. Ben şunu söylerim, bizlerin işleri gerçekten çalışma ve hizmet olmalı. Başka hiçbir şey olmamalı. Bizlerin birlik beraberlik içerisinde çalışmamız lazım. Bunun dışında da hakikaten Ankara'da da ne işimiz varsa vekillerimiz olsun, işte genel merkez olsun bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Özellikle sizlerin aracında Mehmet kardeşime de, işte Salih kardeşime de, bütün ilçelere ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli kardeşim, değerli meslektaşım Sayın İsmail Çölkesen'le birlikteyiz. Merhaba. Efendim, merhabalar. Merhaba, merhaba efendim. Nasıl, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk Mehmet evet, Bey. Evet, teşekkürler. Sayın Çölkesen, Urfa Tanıtım günlerindeyiz. Ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi bugün Urfa bir destan yine yazıyor. Evet. Halilye Belediyesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, Eyüpiye Belediyemiz tüm Urfalı hemşehrilerimizi bir arada topluyoruz. Evet. Ve bu başarıyı sizin gibi meslektaşlarımızla eyvallah beraber hep beraber tüm Türkiye'ye duyurmak için burada bir gösteri yapıyoruz. Evet. Burada kültürümüzü ortaya sunuyoruz. Umarım daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Peki şu anda Halilye Belediyesi standındayız. Evet. Sayın Mehmet Can Polat'ın çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Mehmet Bey'in çalışmalarını şimdi anlatmakla bitmez. Tabii evet ki yeni bir vizyon, yeni bir isim, harika bir marka. Göbekli Tepe, malumunuz Recep Tayyip Erdoğan reisin dediği gibi Göbekli Tepe yılı oldu. Ve gastronomi merkezlerimizden tutalım, Göbekli Merkezi'nden tutalım ve unutmadığımız İbrahim Tatlıses. Kültür Merkezi, evet. Kültür Merkezi'ni tutalım. Saymakla bitmiyor. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şanlıurfa'mızın marka değeri Şanlıurfa Spor'un evet standartınız efendim. Evet. Standartları geziyorsunuz, neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, Şanlıurfa'mızın marka değeri dedi. Hepimizin hep birlikte el birliğiyle desteklediği, Şanlıurfa'mızın da tanıtımına büyük katkı sunan spor camiası anlamında Türkiye'de ismini, bayrağını dalgalandıran Şanlıurfa Spor'umuz. Ümit ediyorum ki bu yıl hak ettiği yere gelecektir. İnşallah efendim. İlk başlangıçtan itibaren çok güzel gayretler oldu. Ben belki stadyuma gelemesem dahi takip ediyorum. Çok detaylı, profesyonel bir şekilde ligin durumunu biliyorum desem yalan. Ama evet, Urfa Spor olunca kulağımızı veriyoruz. Evet efendim. Televizyonda çıkınca izliyoruz veya basında bir haberi varsa okuyoruz. Bu doğrultuda Urfa Spor ile ilgili olarak inşallah bu yıl hızlı, güzel ve canlı, heyecanlı bir başlayış yaptı. Biz de bunu görüyoruz. Gerek yönetim olsun, gerek diğer çalışanlar olsun, gerekçe sporcu kardeşlerimiz olsun. Bu yıl Urfa Spor inşallah lig atlayacaktır ümidindeyim. Bizler de Halilye Belediyesi olarak ilk günden bugüne belki çok fazla basında ismimiz yankılanmasa, başkanım, yazılmasa dahi. Başkanım evet, siz geçen dönemler çok büyük emekler verdiniz. Çok büyük maddi destekler verdiniz. Fakat o isimler pek fazla gündeme de gelmedi.
2019 yılında destekledim. Evet. Maddi manevi. Evet. 2020'de, 2021'de, bu yılda. Evet efendim. Onu belirteyim. Valimiz başkanla yine toplantı yapıldı. Ama biz Emin Başkan'a, Emin Yetim Başkanımıza söylenmememizi, çok fazla böyle zikredilmemesini, yazılıp çizilmemesini ben şahsım rica etmiştim. Sağ olsunlar, o da bu doğrultuda yardımcı olmuşlardı. Bize bu doğrultuda faydaları olmuştu ve bu şekilde hareket etmişlerdi. Biz gönüllüyüz. Biz gönüllü taraftarız. Urfa Spor'un iyi bir yere gelmesini istiyoruz. Bunun için de gayret ediyoruz ve Halilye Belediyesi olarak bizim de Halilye Belediye Spor Kulübümüz ve takımlarımız var, takımımız var. Biz de bir taraftan onu götürmeye çalışıyoruz. Salon sporlar anlamında Urfa'nın ismini, Halilye'nin ismini Türkiye'de dalgalandırsın diye. Bu manada inşallah bir taraftan salon sporlarında, bir taraftan Yeşilçimlerin üzerinde Şanlıurfa'mızın ismi her tarafta dalgalanacaktır. Başarılı olacaklarına inanıyorum, inanıyorum. Başaracaklarına inanıyorum. Çünkü gözlerindeki görmüş olduğum ışıltı, biz bu işi yapacağız diyorlar. Biz de sizdeki Urfa Spor Servisi'ni biliyoruz başkanım. Eyvallah, ben çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mızı, Şanlıurfalı hemşerilerimizi, bizi izleyen herkesi ve Urfa Sporlu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Urfa tanıtım günleri çok tatlı bir yoğunluk var. Ne söyleyeceksiniz efendim? Vallahi biz de en az vatandaşlarımız kadar heyecanlıyız. Benim de ilk kez katıldığım bir program oldu. Bu kadar yoğun ilgi ben de beklemiyordum. Evet efendim. Hemşerilerimizle buluşuyoruz. Bize göre gurbette olanları burada kucaklama fırsatı buluyoruz. Tabii bu organizasyonu yapan herkese ben teşekkür ediyorum. Bizim için de böyle bir fırsat oluştu. Başta Viranşehir Belediye Başkanımız ve diğer tüm ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese de tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler de heyecanlıyız. Efendim sizin ilçeniz, evet, yeni diyorsunuz ama evet, çok hareketli, her böyle tanıtım günlerinde dikkatleri çeken bir ilçe. Evet. Onun etkileri söyleyeceksiniz. Bana Başkan Bey'in enerjisi diyelim, maşallah, sağ olsun. Evet. İlçemizin enerjisi diyelim. Şimdi Viranşehir tabii Urfa'da potansiyeli olan, gerçekten genç nüfusuyla, dinamik yapısıyla her zaman ön planda olmayı hak eden bir ilçe. Biz de elimizden geldiğince gerek merkezi idare, gerek yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da sizlere kadar yansıdıysa ne mutlu bizlere. Efendim, Sayın Kaymakamım, bir de Sayın Mehmet Can Polat, Halilye Belediyesi. Evet. Tabii Göbekli Tepe'nin, evet, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nin ve çok branşın bulunduğu bir ilçe. Evet. Ve o yüzden tabii genç ve dinamik başkanlara söyleyeceksiniz, evet, efendim. Valla başkanımızı tebrik ediyoruz. Biraz önce sizden önce de kendisine söyledim. Takip, evet, ediyoruz. Gerçekten aktif ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Urfa'mıza değer katmak için uğraşan herkese ben teşekkür ediyorum. Memleketimizin her bir yeri ayrı bir güzellik, her bir yeri ayrı bir değer. Gerçekten takdir edilecek güzel çalışmalar var. Bunu zaten vatandaşlarımız da takdir edecektir. Bizler de memnuniyetle bu süreci takip ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeceğim efendim. Tabii, buyurun. Sayın Can Polat'ın açmış olduğu bir merkez var, gastronomi merkezi. Evet. Orada bir yemek yemenizi tavsiye ederim efendim. Fırsatım olmadı inşallah. Biz davet başkanım, edeceğiz. Bir davet edin başkanım. Biz davet ediyoruz Viranşehir ekibine. Çok değerli kaymakamımız burada, başkanımız burada, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve hazirin. Biz Viranşehir, bizim kardeşimiz, Viranşehir kardeş ilçemiz. Biz hep birlikte varız. Ben gastronomi merkezinde bu ifadenin sonrası Sayın Kaymakamımızın başkanlığında tüm böyle amirlerini, diğer seçilmiş kardeşlerimizi de davet ediyorum. Hem çok şanslısınız dedin çünkü insanlar yer bulamıyorlar ha. Bu bir şans. Hafta öncesinden ayrılmam gerekecek. Davete icabet gerek. Biz, evet, de inşallah memnuniyetle iştirak edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, değerli, ederim, basın mensuplarımızı da unutmamak lazım. Urfa'mızın tanıtımına en büyük katkıyı sizler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Eyvallah, sağ olun. Efendim, tanıtım günlerinde gerek İstanbul olsun gerek Ankara olsun, Viranşehir'in sesi bir başka çıkıyor. Başkanım, sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Viranşehir'in sesi çok güzel çıkıyor, onu söyleyeyim. Viranşehir biliyorsun genç nüfusun yüksek olduğu bir şehir.
Yani nüfusumuzun %54'ü genç, biz de o dinamizme uygun olarak yani biraz sesimizin çıkmasını istiyoruz ve tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Eğer bunu da yapabilmişsek ne mutlu efendim, bize. Efendim fazlasıyla bakın bir şey söyleyeceğim, samimiyetle söyleyeceğim. İstanbul'da sizi ayakta alkışladım efendim. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bakın bir şey söyleyeyim. Evet. Yani bizler burada ilçemiz için, Şanlıurfa'mız için, tanıtımı için neler yapabiliriz çalışıyoruz. İnşallah eğer bu dediklerinizin de karşılığı oluyorsa tabii ki Şanlıurfa'mızı, ilçemizi, diğer ilçelerimizi güzel bir şekilde tanıtmaya vesile olmuşsak ne mutlu bize efendim. İnşallah efendim. Bu arada Sayın Can Polat efendim sizi yemeğe davet etti Sayın Kaymakamla beraber efendim. Gidecek misiniz? Davada icabet gerekir diyor. Mehmet Başkanımız sağ olsun, her zaman desteği bizimle. Biz iki kardeş ilçeyiz. Her zaman o konularda o da şüphemiz yok. Yine de biz o davete de şerefle İtikad edeceğiz inşallah. Peki çalışmalarını takip ediyor musunuz Sayın Can Polat'ın efendim? Tabii ki gıpta ile takip ediyoruz. Bazen danışıyoruz da sağ olsun. Bize evet. Destekleri de çok oluyor Haliliye Belediye'miz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizler teşekkür ediyoruz. Güneydoğu TV ailesine teşekkür ediyorum. Burada bizi yalnız bırakmadığı için, buradaki tanıtımımızı bütün dünyaya aktardığı için biz de teşekkür ediyoruz. Saygılar sizler efendim. Efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel teşekkür. Bir etkinlik abi. Ne söyleyeceksiniz? İnan gerçekten Urfa'mız için, ilçelerimiz için güzel bir organizasyondur. Özellikle sizin gibi değerli abilerimizin bu medyada bizi tanıtmanızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Urfa'mız hem kültürüyle hem yemek tadıyla hem tamağıyla. Bir dakika şey söyleyeceğim. Hocam Sayın Can Polat'ın yemek davetini duydunuz mu efendim? Evet duyduk. Evet. İnşallah gıptayla izliyoruz. İnşallah Sayın Kaymakamımız da, Belediye Başkanımız da inşallah Can Polat kardeşimizin davetine inşallah hep birlikte iştirak edeceğiz. Allah'ın izniyle. Biz bu anlamda hem sizleri hem Can Polat kardeşimizi yaptığı hizmetlerden dolayı da kendisini burada tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu arada inşallah Viranşehir ekibi yemeğe giderken beni de çağırırlarsa mecbur davet edeceğim. Seni de davet edeceğim. Seni unutmuyorum. Evet tabii ki basın dedik. Sen değerli, çok değerli basın mensubu kardeşim Mehmet Demir olmazsa olmazımızdır yani. Mutlaka gelip seni refakat edip bir de bir gözlemci sıfatıyla izlemen gerekiyor. İnşallah. Senin de haberin olacak çok inşallah. Teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Yanımızda Sayın Mehmet Arkan var. Şanlıurfa Milletvekili adayımızda efendim. Ve Şanlıurfa siyasetinde gerçekten çok emek verdiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Valiliğimizin Şanlıurfa'yı tanıtma günlerini Ankara'da düzenlemiş olması gerçekten bize mutluluk veriyor. Bütün belediyelerimizin, ilçe belediyelerimizin ve kaymakamlıklarımızın açmış olduğu standları gezdik. Hakikaten gurur verici bir tablo. Burada emeği geçen, başta sizler olmak üzere bütün Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, sayın valimize çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun efendim. Eyvallah. Yanımızda Şanlıurfa'nın sevilen simalarından Sayın Müsret Karakeçeli var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Başkent'teyiz, Ankara'dayız. Şanlıurfa tanıtım günleri. Neler söyleyeceksiniz efendim? Böyle etkinlikler olması Şanlıurfa için gayet güzel. Evet. Bizler de sevindik, mutlu olduk. Bizler de geldik, gördük, gezdik, dolaştık. Hayırlısı her şeyin. Bütün ilçelerimiz burada efendim. Onları gördün mü? Gördük. Hepsini gezdik, dolaştık. Evet. Herkes güzel standlar kurmuş. Bunun işlerinin devamını isteriz. Sayın Belediye Başkanlarından daha iyi çalışmaları, daha hızlı bir tempoyla Urfa'mızı tanıtmaları için elinden gelenini yapmaları gerekiyor. Ki yapıyorlarsa da zaten herkese çok teşekkür ediyoruz. Mesela en çok ne çekti efendim ilginizi standlar gezerken? Yani Urfa müziği. Her tarafta Urfa müziği. Bundan evet. Daha iyisi olamaz. Evet efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ankara'da başkentteyiz efendim. Yanımızda Haliye Belediyesi'nin folklor ekibi var ve bu ekibin mimarı Sayın Sait Çelik var. Hocam merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim. İstanbul'da size küsmüştüm. İnsanlar size doyamadılar ama Ankara'da doydular maşallah efendim. İnşallah tabii şunu söyleyeyim. Biz Haliye olarak gerçekten de kalite tesadüf değil dediğimiz olay bu. Evet. Başkanımız özellikle salon sporlarına, kültür ve sanata çok büyük önem veriyor. Evet. Yani, Aydın Bey de gelsin. Aydın Bey gel abi. Gel abi. Aydın Bey gel. Bir dakika alalım. Değil mi? Anlamaz olalım. Gel abi. Çok güzel değil ama. Hadi gel gel. Evet. Gel abi, merhaba. Merhaba hoş geldin. İyi misiniz? Efendim çok güzel bir ekip var. Merhaba. Bu ekibin de mimarı var Sait Hocam efendim. Sait Hocam merhaba. Merhaba Aydın abi. Aydın abi Suruç'taki programda beraber olmuş. Evet. Çepik programında. Çok güzel tabii ekibi görünce valla duygulandım ya. Çok. Bu sahneleri hep görmek lazım. Biraz abi nasılsın abi? İyi misin abici? Aydın abi de gitti abi sen dön abi evet. Devam et hocam. Evet.
Ben ya. Geleceğim. Tamam, bekliyoruz abi. Tamam. Viranşehir bekliyor bizi, hemen geleceğim. Tamam, bekliyoruz abi. Hocam. Tamam. Abi görüşürüz. İzleyeceğiz değil mi? Tamam, evet. Taşın başına. İyi, hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet hocam. Yani milli kültürümüzün sarsılmaz temel taşlarından birisi halk oyunlarımız. Halk oyunlarda yaşanmak için yeni fidanlar yetiştirmek lazım. Evet. Haliye olarak gerçekten de yıllardır özellikle Mehmet Can Polat Başkan'la beraber yeni fidanlar yetiştirmeye başladık. O fidanlarımız yavaş yavaş şöyle yeşermeye başladı. Çocuklarımız hep bizim emeğimizle, bizim altyapımızda yetişen çocuklarımız, bizim lisanslı öğrencilerimiz. Onun için başkanımız bu konuda her zaman arkamızda. Biz de bu kültürümüzü Urfa'nın tanıtım günleri olsun, festivaller olsun, Haliye olarak eğer renk katabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Peki şu hangi oyunlar var efendim? Bunları sayalım oyunların ismini. Urfa'lıya Mezel'den var. Evet. Düz oyunumuz var, Girani oyunumuz var. Özellikle Urfa'mızın milli oyunu olan Kımıl oyunumuz var. Evet. İki ayak var, üç ayak var, tek ayak var, terye var, abrabi var. O zaman izleyelim mi hocam? Evet, izleyelim. Evet, hazır mıyız hocam? Buyurun efendim, buyurun. We'll be right back.
Ankara'da yanımızda EYBİYE ilçe başkanı Sayın Mehmet Boğal var. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım burada maşallah efendim. Maşallah çok görkemli gördüm. Evet. Ben de işte biz de ziyaret etmeye geldik ama Can Polat başkanımız olmayınca. Evet. Başkan Polat orada bir standları gezmeye gitti bu da kendisi. Evet. Öyle mi? Evet efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hem herkese hem Ankara'dan bütün arkadaşları inşallah buraya yarın öbür gün devam ediyorlar. Evet, evet. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bu programı hele Türkiye'yi ihya etti. Evet efendim. O konuda hem Cumhurbaşkanımıza hem tüm teşkilatına Allah razı olsun diyorum. Bir de Ankara'daki bu heyecanı, bu görkemliği özellikle Sayın Valimi, Büyükşehir Belediye Başkanım, tüm belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçe adına söylüyorum. Evet. Allah hayırlı uğurlu olsun abi, diyorum. Peki Can Polat efendim ne söyleyecek Halil için? Can Polat. Can Polat candır. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. EYBİYE Belediyesi Meclis Üyesi Sayın İlhan Ali Beyaz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok görkemli bir tanıtım. Ne söyleyeceksiniz efendim? Yani öncelikle bu organizasyonu tertip eden tüm belediyelerimize, tüm Şanlıurfalılarımıza, Şanlıurfa Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki buradan Türkiye'ye değil tüm dünyaya Şanlıurfa'yı bugünden itibaren tanıtacağız. Niye? Tarihin sıfır noktasından geliyoruz. Bu sene inşallah Şanlıurfa'mıza bir ünvan daha aldık. Nedir? İnanç turizminin başkenti. Evet, evet, evet. Onun için yani Yüce Allah bize çok şeyler bahşetmiş. Biz de EYBİYE'nin sabrı ve selametiyle ilgili Peygamber'in selamını getirmişiz tüm dünyaya. Evet. Onun için Şanlıurfalı olduğumuz için ve kendimizi şanslı hissediyoruz. Yüce Allah'ımıza da şükürler ediyoruz ki Şanlıurfa topraklarına dünyaya geldiğimiz için. Peki Haliye Belediyesi sanırım şu anda Haliye için ne söyleyeceksiniz? Yani, Haliye Belediyesi, EYBİYE Belediyesi, Karaköprü Belediyesi şehrin markasıdır. Ayrıca Büyükşehir yani Büyükşehir baba bunlar da evlat dediğimiz evet. Neciye'de Şanlıurfa'mıza hizmet ediyorlar. Bunlar merkez ilçe belediyeler olduğu için Allah eksikliklerini vermesin. Neticede Haliliye de bizim, Karaköprü de bizim, EYBİYE de bizim, Büyükşehir de bizim, tüm ilçeler de bizim. Şanlıurfalı olmak bir ayrıcalıktır aynen. Bence. Onun için ben her zaman diyorum ki tüm Şanlıurfalılara, dünyadaki tüm Şanlıurfalılara selam ve saygılarımızı çok sunuyorum. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Başkent'teyiz, Ankara'dayız ve Ankara tabii ki biliyorsunuz Şanlıurfa tanıtım günleri var. Yanımızda bir hemşerimiz var. O kadar mütevazi, o kadar saygıdeğer, o kadar güzel bir insan. Şimdi merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Urfa tanıtım günleri, bütün belediyeler burada, valilik burada çok güzel bir tanıtım yapıyor efendim. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Çok güzel, beğendim. Ortam güzel. Böyle programların yapılması, böyle organizasyonların yapılması gerçekten çok güzel. Bunların devam etmesi gerekiyor. Sanırım bu üçüncüsü mü? Daha önce İstanbul'da olmuştur. Geçen evet, İstanbul'da oldu. Bu ikincisi burada. Buradaki evet. Evet öyle. Çünkü üçüncüsü olduğunu biliyorum. Biz de burada olduğumuz için böyle bir şeyler buraya gelmesi gayet güzel. Devamını diliyorum. İnşallah. Mesela bir şey söyleyeceğim. Şimdi başka şehirlerin tanıtımı yapılırken işte bir Karadeniz'de bir hamsi deniyor. Bir Ordu'da bir fındık diyor. Bir Afyon'da bir kaymak diyor. Urfa'dan çok şey var. Urfa'da var, İso'da var, Göbek Tepesi var. Ne söyleyeyim? Her şey var. Söyle söyle bitmez. Evet. Anlat bitmez yani. Evet. Bir şeyle, iki şeyle, on şeyle sınırı değil. Say bitmez bizim Urfa'nın özelliklerini. Yemek kültürü, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi, Ceylan Pınarı, Ceylanları, Halfetlisi, Karagöl'ü ondan sonra zaten Urfa'nın her tarafı deniz olmuş. Evet. Urfa'da tekne var desen hiç kimse inanmaz. Gidin evet. Görün. Çok güzel. Bu yazın bayağı bir tekne turu yaptık. Kesinlikle. Evet. Herkesin Urfa'ya gidip görmesini tavsiye ediyorum. Gayet güzel. Sizin peki acıyla aranız nasıl? Acıyı sordular. Çok severim. Acısız. Hiçbir yemek yiyilmez ki. Biz acıların çocuğuyuz. Acıların çocuğuyuz. Aynen. Peki çikolatayı olmayı biliyor musunuz? Tabii. Bilmez olur. Tabii kendimiz de biliyoruz. Ama etli. Etli de diğeri de. Bu arada o Adıyamanların küsle değil ha. Çikolata değil. Değil. Doğru mu çikolata? Tabii. Çikolata Urfa'nın ya. Adıyaman sonradan sahip olmaya Urfa çalışıyor. Urfa yapıyor. 3 saat, 5 saat bekliyor satıyor. Biz bir dakika sonra yemeyiz artık. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buradan bütün eserlerinde bir selam gönderelim efendim. Tüm buradaki Ankara'daki Urfalara selam olsun. Buradan memleketimize selamlar. Herkesi bu toplantıya, bu etkinliğe bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Ankara'dayız. Şanlıurfa tanıtım günlerindeyiz. Yanımızda Şanlıurfa 24 ve 26. dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet Akyürek var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta sizlere Güneydoğu
Tevi'ye saygılarımızı, selamlarımızı sizin aracılığınızla Şanlıurfa'ya bildiriyoruz. Türkiye'ye bildiriyoruz. İyi ki varsınız. Ankara'da bu tanıtım gününü emeği geçen başkanımıza, valimize, belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, kimin emeği varsa Allah razı olsun. Daha iyi olsun. Her sene yapılsın, evet. Ve daha güzel olsun. Peki nasıl buldun efendim? Nasıl buldun standları vesaire? Yani çok iyi demem. Evet. Ama iyidir. Urfa için hiç olmazsa bir Urfa'nın tanıtımı, Urfa'nın ismi. Urfa peygamberler şehri kardeşim. Evet. Bereketiyle, suyuyla, havasıyla. Doğru mu? Evet, evet. Yani yine de iyi. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olsun. Evet. Daha güzel olsun. Ve ben gittiğim standları da hepsini de tek tek gezdim. Ve onlarla da bazı konularda görüştüm. Daha iyi olsun. Yani Urfa'nın çok güzel ürünleri var. Bu ürünleri tanıtmamız lazım. Urfa'nın turizmini tanıtmamız lazım. Evet. Urfa'nın o güzelim bahar havası, yazın güzelliği, sonbaharın güzelliği hepsini bunu bir de 12 bin yıllık bizim Göbekli Tepemiz var. Eyüp Peygamberimiz var. Viranşehir'de. Evet. Bunu kimse inkar edemez ki. Sayın Akönek bir soru sormak istiyorum ben. Hep dert oldu bana bu. Mevlana vardır Konya'da. Mevlana bir diyelim ki bir Allah dostudur ama peygamber değildir. Mevlana günlerinde başbakanlar, cumhurbaşkanlar tıklım tıklım olur. Ey peygamber bir peygamber olduğu halde işte onun etkinliklerinde bu yoğunluğu yakalamıyoruz. Neden acaba? İşte bunu iyi anlatmamız lazım. Evet. Başta birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Eğer biz birlik, beraberliğimiz olursa cumhurbaşkanımız da gelir, başbakanımız da gelir. Şimdi cumhurbaşkanımız, daha önce başbakandı. Evet. Niye gelmesin ki? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'nın sevdalısı. Evet. Urfa da onu seviyor. Niye gelmesin ki? Demek ki bizim bir eksikliğimiz var. Ama Viranşehir'i de siz seviyor Sayın Akyürek. Vallahi evet. O teveccühleri. Evet. Ben de Viranşehirliyim. Viranşehir'i seviyorum. Urfalıları seviyorum. Evet. Bütün ilçeleri seviyorum. Buradan sizin aracılığınızla beyefendilere, gençlerimize, hanımlarımıza, eli öpülecek annelerimize hepsine saygı, sevgi, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah şu anda Haliye Bey'de standındayız. Evet. Yeri gelmişken Sayın Mehmet Can Fuat, Haliye Bey'de takip ediyor musun? Evet. Ne söyleyeceksin doktora? Mehmet kardeşimiz çalışıyor. Geldiği zaman Ankara'da görüşüyoruz. Gençtir, dinamiktir. Çalışıyor. Gördüğüm kadar ses iyi geliyor. Evet. Çalışmalarından dolayı da ona da teşekkür ediyorum. Aslında bu Mehmetlerin mi kadar? Mehmet Demir, Mehmet Can Fuat, Mehmet Akyürek, Mehmet Tatlı. Mehmetlerin böyle bir sıfır bir önde başlama olayı var. Üç tane Mehmet yan yana gelirse evet. Ne dilek istersen olur. Değil mi efendim? Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür saygılar ediyorum. Efendim, sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Güneydoğu Tevye'de buradan selamlarımı söylüyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Sayın Bakanımız Şanlıurfa'nın babası sevgili Halil Çap'ın tabiyle Aksaçlı. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Saçlar saçlar ağırdı. Ama o da Aksaç'tan ziyade evet. Hani Urfa'nın abisi olarak gördüğünüz gibi. Estağfurullah. Estağfurullah. Urfa'da benim çok abilerim var. Abilerime, ablalarıma, bacılarıma, evet. Bütün kardeşlerime çok selam, hürmetlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sayın Bakanım çok güzel bir etkinlik. Şanlıurfa tanıtım günleri neler söyleyeceksiniz? Ya gerçekten bir Urfalı olarak çok mutluyum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, başta Kemal Paşa'mıza, bütün sivil toplum örgütlerine, herkese, belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yani hakikaten mükemmel bir tanıtım programı ve inanıyorum 4 gün Urfa'nın tanıtımına bu program çok büyük katkılarda bulunacak. Herkes kutluyorum. Sayın Bakanım geçtiğimiz ay 2 ay önceydi İstanbul'da oldu. Bu ay burada oluyor. Bunlar tabii ki Şanlıurfa'nın ekonomisine mutlaka büyük bir katkı sağlayacak değil mi efendim? Muhakkak. Yani Şanlıurfa'yı zaten çok insan tanıyor ama tanımayanlara da bu programlarla yetişmek bence çok faydalı olacak diye düşünüyorum Şanlıurfa'nın turizm açısından. Evet. Turizm demişken efendim şu anda Haliye standındayız. Sayın Mehmet Can Fuat'a ait standındayız. Göbekli Tepe olsun, gastronomi merkezi olsun, tatlıs kültür merkezi olsun. Sayın Can Fuat'ın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sadece bir Göbekli Tepe bile Haliye'yi ve Urfa'yı, o bölgeyi yani dünyaya yeterli olan, yetecek olan bir önemli bir unsurumuz. Onun için ve özellikle de Sayın Başkan'ın bu tarihi yerlere çok önem verdiğini görüyorum ve onu kutluyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şanlıurfa'daki hemşehrilerinize mesajınız var mı efendim? Valla Şanlıurfalıları çok seviyorum.
Özledik Allah olarak. Onlardan razı tamam olsun. Özlüyorum. Ara sıra gel bu özlemi gideriyorum. Aynen. Efendim, çok İnşallah tekrar ediyorum. Geleceğim. Saygılar efendim. Çok sağ teşekkür ol. Ediyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederim.
Mustafa Bey'e ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikten güç ve heyecan doğuyor. Biz de bugün bunu görmüş olduk. Buradaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çiğ köfte yoğuran arkadaşlarımın eline koluna sağlık. Davul zurna çalan arkadaşlarımın eline koluna ve nefesine sağlık diyorum. Hayır, ben vallahi iyi hazırlanmışlar. Çok teşekkürler efendim. Tebrikler efendim. Çok biz teşekkür ediyoruz. Saygılar efendim. Eyvallah. Şanlıurfa tanıtım günleri için Ankara'dayız. Şanlıurfa'mızın bütün ilçeleri burada efendim. Tabii bizde bir Halfeti ilçesi var. Halfeti bir kaymakam geldi. Halfetliler o kaymakamı çok sevdiler ki dedi ki dur gitme bizim başkanımız ol. Sayın kaymakam da dedi ki madem siz beni seviyorsunuz ben sizi daha çok seviyorum ve Halfeti'de kalmaya devam edeceğim. Efendim öncelikle sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Halfeti'ye gelip kendini bu kadar sevdiren bir insan ve orada daha göreve devam eden bir insansınız. Sağ olun. Bu sevgiyi nasıl kazandınız efendim? Yani bu tabii malum tabii 2 yıl kayyumluk sürecimiz vardı. Evet. Tabii Halfeti'de bunu aday olma niyetimizde hiçbir zaman yoktu, evet. Yoktu tabii yani siyaset kafamızda yoktu ama tabii siyaset hayatın içinde olan bir şey ve beklemediğimiz bir şey. Tabii son süreçte biz farkında olmadan yani kendi içinden bulduk. Yani. Farkında olmadan aday olacakmış gibi biz çalışmışız. Evet. Farkında olmadan. Tabii siyaset tabii başka bir kul var. Kesinlikle. Son süreçte de tabii Halfetili hemşehrilerimizin teveccühü hani benim şahsımdan öte bu Halfetili hemşehrilerimizin başarısıdır. Onlar hizmet etmeye, Halfetili'nin gelişmesine, katkıda bulunmasından yana tercih yaptılar. Biz de buna vesile olduk. Allah'a hamdolsun. Maşallah. Tabii 6. senemizi de bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi tabii tanıtım günlerindeyiz. Halfetili evet. Şanlıurfa'nın Türkiye'ye açılan penceresi, evet. Saklı Cenneti, Karagölü ile Batık Minaresi ile ön plana çıkan bir ilçesi. Burada da Halfeti standında kaymakamlığımız ve beyliğimiz olarak ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Tanıtıyoruz. Halfeti zaten Türkiye'de bilinen bir ilçe. Kesinlikle. Yani Şanlıurfa'nın marka ilçelerinden bir tanesi. Karagölü ile Batık Minaresi ile ön plana çıkan Türkiye'deki sessiz, 18 sakin evet. Şehirden bir tanesi. Burada hemşehrilerimizle buluşmanın, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sayın Başkanım, gerçi antrenmanlıydınız ama kaymakamlık mı belediye başkanlığı mı? Hangisi zor? Ya şimdi şöyle, yerine göre kaymakamlık, yerine göre belediye başkanlığı. Evet. Öyle söyleyeyim. Hangisi daha zor peki sizce? Tabii daha siyaset daha zor tabii. Değil mi? Siyaset daha zor. Evet. Kaymakamlığa göre daha zor. O anlamda biz, ama bizim açımızdan tabii hangi görev olursa olsun layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan tabii memlekete, vatanımıza hizmet etmek. Kaymakamlık olur, belediye başkanlığı olur, farklı görevler olur. Bizim açımızdan önemli görev olan. He, aynen tabii aynen. Sayın Başkanım, Şanlıurfa Spor bizim marka değerimiz, ne söyleyeceksiniz? Tabii. Biz tabii Şanlıurfa Spor'umuza geçtiğimiz dönemde Halfeti Belediyesi olarak destek verdik. Emniyetin başkanımıza da hep istişare halindeyiz. Tabii Şanlıurfa Spor'da Şanlıurfa'nın en önemli markalarından bir tanesi. Bizler yine önümüzdeki süreçte de Şanlıurfa Spor'umuza destek olmaya, onu bir üst lige taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Son bir soru efendim. Az önce Hilvan Kaymakamımıza sordum. Sayın Valimiz yeni geldiği için Şanlıurfa Spor inşallah bu sene şampiyon olacak. Hilvan Kaymakamım dedi ki ben bir maça bütün öğrencileri Hilvan'a alıp maça getireceğim. Siz de Halfeti'den bir şeyler getirecek misiniz efendim maça? Tabii tabii inşallah. Yani evet. Biz o anlamda belediyenin tüm imkanları Şanlıurfa Spor'umuzun emrinde. Biz de yine aynı şekilde öğrencilerimiz olur. Yine gelmek isteyen tüm seyircilerimizi getiririz yani. O noktada şüpheniz olmasın. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Şanlıurfa Spor'a da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim. Az önce Hilvan Kaymakam dedi ki efendim bir maça bütün öğrencileri alıp maça getireceğim. Baş üstüne. Sonra Şeref Bey de efendim dedi biz Halfeti'yi getireceğiz efendim maça. Ne eyvallah. Başımızın üstünde taşıyacağız. Evet. Ağırlayacağız. Onu kıyacağız. Hep birlikte takımımızı destekleyeceğiz. Başkanım bu sene o sene değil mi başkanım? İnşallah daha yolun başında. Başka senesi yok bu sene. Ya şampiyonuz. İnşallah inşallah. Ya şampiyonuz inşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şanlıurfa Spor dedik. Şanlıurfa'nın markası dedik. Sarı Yeşil dedik. Ceylanlar dedik. Canımız dedik. Evet. Tabii ki Şanlıurfa Spor iki dönemdir efendim. Hem İstanbul'da olsun hem Ankara'da olsun tanıtım günlerinde stand kuruyor. Formalarımızı ve ürünlerimizi dağıtıyor, satıyor burada. Ve bu işin görünmeyen bir kahramanı var sevgili Talat Baytemur. Taraftarlardan sorumlu başkanımızı. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Gerçekten çok büyük emek veriyorsunuz. Evet. Daha önce biz İstanbul'da tanıtım günlerine katılmıştım. Tanıtım günlerine katıldım. Evet. Aynı şekilde Ankara'da da tanıtım günlere katıldık. Evet. Bayağı da ilgi var. Başkanım İstanbul mu Ankara mı? Hangisi daha çok iyi olur? Bugün ilk günü ama çok bir karar ilk veremeyiz. İstanbul'da talep vardı. Bak Ankaralılar yarın öbürsün gelirse bizi mahcup ederler ha. İnşallah inşallah bekliyoruz. Değil mi? Burada çok güzel bir şey olacak. İnşallah. Ama peki başkanım burada satılan formalar Şanlıurfa Spor'a değil mi destek amaçlı? Şanlıurfa Spor'a destek amaçlı. Yani aslında burada para kazanmak hayır, değil. Hayır hayır. Hem herkese hem tanıtım
mi? Herkesin Ufa'nın forması olsun. Evet aynen. Hem de adı Ufa'da olsa bir renklilik olsun diye. Evet aynen aynen. Çok güzel ama sizi tebrik ediyorum. Ben de sağ olun. Hiç yorulmuyor musunuz başkanım siz taraftarlarla, işte tribünlerle bu? Sizi yormuyor mu bu? Yani zevk veriyor, güzel. Zevk veriyor. Evet, zevk veriyor çok ama güzel. Ama sanki kendi, artık kendinize vakit ayıramıyorsunuz bu yoğunluktan. Ya tabii biraz zaman ayıramıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben de sağ olun. Rabbim gücünüzü arttırsın efendim. Sağ olun, teşekkürler. Urfa Spor sizlerle var olsun inşallah. Ya, sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim Şanlıurfa tanıtım günleri için tabii ki Ankara'dayız. Ankara'da çok güzel etkinlikler var. Bunlardan bir tanesi de Hilvan. Hilvan bu defa gerçekten ses getirdi. Bir de Sayın Belediye Başkanı Aslan Aybayık var. Standa gittik. Başkan Bey yok. Niye? Başkan Bey buradaki bütün standları geziyor. Tek tek geziyor. En son kendisini burada yakaladık. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tebrik ederim. Sağ olasın. Müthiş bir stand kurmuşsunuz efendim. Harika bir etkinlik. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şanlıurfa Vakfı Dernek Başkanı Sayın Kemal Alataş Paşam ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Urfalı hemşehrilerimiz burada bir araya gelerek Şanlıurfa'nın birlik ve beraberliğini, tarihini, evet, burada güzelliğini göz önüne serdik. Ben buraya fuara gelen bütün Ankaralı hemşehrilerimize ve Urfalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birkaç gün devam edecek. Evet. Burada Urfa'nın tarihiyle, inanç turizmiyle, kültürüyle, ürf adetleriyle ziyaretçiler gelip ziyaret edeceklerdir. Başkanım biz dedik ki bir tek sayın aslında Ali Bayık kütleyi yoğuruyor. Maşallah bugün sizin sabah her kütle yoğuruldu. İnşallah Urfa demek çiğ köfte demek. Evet, hiç kimse evet, kendine mal etmesin çiğ köfteyi. Başkanım siz yoğuruyorsunuz ha maşallah. Tabii tabii yoğurum. Gerçi biz yemedik ama olsun bir gün yeriz inşallah. Sen gel sana da yoğurayım. İnşallah. Diye. Başkanım tabii sizin de Hasan Yiğit'in fıstığı var herhalde. O tabii. Dediğimiz. 22 Eylül, 23 Eylül'de. Evet. Birinci gün Hasan Yiğit, ikinci gün Hilvan Merkez'de. Bizim Şire Festivali yapılacaktır. Evet. Bekliyoruz bütün İnşallah hemşerilerimizi. Başkanım bugünkü peki ürünleriniz ne? Tanıttığınız ürünler nasıl Hilvan olarak? Bugün yine zaten bizim Hilvanlı ürünlerimiz, fıstığımız, bademimiz, çiğ köftemiz, çiğ köftemiz, çek çek, şiremiz. Evet. İşte şirenin içine çek çek, pestil, tabii, pekmez, tabii tabii, evet, tabii tabii. Ama gerçekten Hilvan bu defa ses getirdi başkanım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Efendim sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olasın. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Fıstık denince tabii ki akla neresi geliyor? Şanlıurfa geliyordu. Artık temelli gelecek. Çünkü artık başkanım sağ olsun Şutso bu işin tescil belgesini aldı. Başkanım sizi tebrik ediyoruz. Ben tebrik ediyorum gece sizi. Gece gündüz durmadan çalıştınız, çabaladınız ekip olarak. En son bu belgeyi aldınız efendim. Aldık hep beraber Urfalı olarak, evet, Urfalılar olarak aldık. Biliyorsunuz uzun zamandan beri kanayan bir yaramızdı bu. Evet. Uzun bir maratondan sonra Şanlıurfa'nın fıstığıyla ilgili, ihracatıyla, entegre testleriyle ilgili hep problem yaşıyordu. Bu mücadeleyi bütün ekibimizle, odayla, oda personeliyle, oda meclis üyelerimle beraber, siyasilerimizle, STK'larımızla, buradaki bürokratlarımızla hep birlikte uğraşarak aldık. Yani bu giden patentimizi aldık. Zaten evet, bizim de. Evet efendim. Bunun getirisi Şanlıurfa'mıza çok fevkalede büyük düzeyde olacak. Bugüne kadar işleme ile, bugüne kadar paketleme ile, ihracatıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Ama biz bunu mücadelesini yaparak şehrimize ekonomik açıdan, üretim açısından önem teşkil ettiğinin farkındayız. Evet. Ve hep beraber ortak akılla bu işin üstesinden geldik. Bütün engellemelere, bütün engellere rağmen aşmış olduk. Aşarken de burada yolda bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, Urfalıların hepsi tamamıyla bu konuya destek verdiler. Evet. Zaten evde oturan bir Urfalı bile neden bu Urfa fıstığının adı yok demesi bile en büyük destektir. Evet. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde yapmamız gereken daha çok uzun yollarımız var. Sadece patentini aldık bitti değil. Evet. Bir, üretimle ilgili, fidanlarla ilgili çalıştayı yapacağız ve
bundan sonra böyle entegre Urfa'da merkez haline gelecek entegre tesisimizi de tesis edeceğiz inşallah. Daha sonra da bunun gelecekte Avrupa Birliği'nden tescilini inşallah yapıp dünya pazarlarına sunacağız. Başkanım hani burada belge aldık ama bununla bitmiyor. Mesela bizim Ceylanpınar'da bile fıstık yetişiyor. Hı. TİGEM'de üzerine Antep fıstığı yazıyorlar. Hı. Hani bunu artık böyle dillerde Urfa fıstığı diye dolaşması için bir çalışma olacak mı? Şöyle, her yörenin ayrı bir ürünü var. Evet. Her bölgenin ayrı bir ürünü var. Şimdi bizim orada yetişen bir elma aldığı zaman Manisa'da yetişen bir elma da alabiliyor. Evet. Ama toprak değerlerimiz, geçmişimiz, bizim üretim kültürümüz fıstık değerleriyle ilgili zannediyorum Türkiye'de birinci sırada. Önemli olan bu. Urfa'nın kalitesi, yağ oranı, lezzeti, biliyorsunuz bugün Türkiye'nin her tarafında tatlıyla ilgili Urfa fıstığı tercih ediliyor. Evet. Onun için bu değerlerimizin fizibilitesini yapıp ondan sonra raporunu aldıktan sonra da kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü bizim iki kat daha Şanlıurfa fıstığının kaliteli ve lezzetli olduğu bilinmektedir. Resmi olarak da bunu önümüzdeki aylarda yayınlayacağız. Tamam, Ketenköy neye diyoruz? Ketenköy neye diğer fıstıktan ayıran özellik ne? Ayıran özelliği lezzeti, evet, yetişmesi ve kabuğunun, kırmızı kabuğunun çabuk soyulması. Yani niye Ketenköy neye diyorlar? Evet. Daha yumuşak pamuklu. Pamuk gibi böyle bir kabuğu olduğu yemesi için. Yemesi kolay oluyor. Yemesi kolay, lezzeti kolay, hazmi kolay. Bunun faydaları kolay. Biliyorsunuz Urfa'da kolesterol oranı düşük, bu kadar et ve bu kadar yemek yememize rağmen. Neden? Yaş fıstığın, Urfa fıstığının kolesterolü düşürür. Evet efendim. Mesela isodumuz da öyle. Kansere çare oluyor. Çare oluyor. Şimdi sadece bizden değil, Cenab-ı Allah lütfi ilahi bir nimet Şanlıurfa'ya vermiş ki topraklardan. Neden kutsal toprak deniliyor? Evet. İlla bir sebebi var. Kesinlikle efendim. Bugün Mezopotamya'nın baş şehri ve 12 bin yıl geçmişi olmuş, dünyanın ilk şehri, medeniyetin başladığı yer. Doğal olarak burada her şeyin, bütün ürünün hem manevi olarak hem maddi olarak daha lezzet, keyif olduğu kesinlikle mutlaka gerçektir. Başkanım tekrar tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Tamam, ben Urfalıları tebrik ediyorum. Gelecek. Biz çok devam edeceğiz. Daha ederim. Sürecimiz, yolumuz uzak. Durmak yok diyorsunuz efendim. İnşallah. Çok Allah'ın izniyle. Efendim. Bu günü milat kabul ediyoruz. İnşallah efendim. Bugün Dünya Fıstık Günü. Dünya Urfa Fıstığı Günü diyelim. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz efendim. Evet, hoş bulduk. Teşekkür Şanlıurfa ediyorum. Şanlıurfa günleri neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii Şanlıurfa gerçekten bizim için özel bir şehir. Şanlıurfa'da görev yapmış olma nedeniyle gerçekten her zaman söylüyorum, kendimi şanslı hissediyorum. Şanslı olduğumu söylüyorum. Şanlıurfa her şeyiyle özel bir şehir. İnsanıyla, tarihiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla gerçekten ülkemizin müstesna şehirlerden birisi. Çok fazla zenginliği var, değeri var. Hem Göbekli Tepesi, Harranlı, Halfetisi, işte Eyüp Peygamberi, Balıklı Gölü, Harran Ovası, yani ovalarıyla, gerçekten Atatürk Barajı'yla, gerçekten Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. En önemli şehirlerinden birisi. Tabii burayı tanıtmak lazım, bu şehri tanıtmak lazım. Ha diyeceksiniz, tanıtma ihtiyacı var mı? Aslında yok. Ama ülkemiz insanının orayı daha fazla ziyaret etmesi lazım. Daha fazla Türk halkının orayı gezmesi, görmesi lazım. Bunun için de bu tür fuarlar gerçekten önemli. Fuarın burada yapılıyor olması da önemli. Burası da Ankara'nın merkezinde yeni açılmış Millet Bahçesi. Çok önemli bir merkez. Bu merkezin açılması da gerçekten buraya bir değer kattı. Ama burada Ankaralılarla Şanlıurfa'nın değerlerinin buluşması daha da güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Şanlıurfa'yı seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Sayın Bakanım, Halil'e evet, için, Mehmet Can Poğa için neler söyleyeceksiniz? Çünkü Sayın Can Poğa'nın etkinliklerine katılıyorsunuz. Evet. Oldukça. Mehmet Başkanımı da seviyoruz. Evet. Gerçekten görev yaptığım dönemden beri tanıyorum. Kendisini takip ediyorum. Başarılı buluyorum. Gerçekten halkla iç içe, belediyecilik anlamında güzel faaliyetler, hizmetleri olan, insana dokunmak için gayret gösteren, insanın hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden, gecesini gündüzüne katan bir başkan. Ben buna şahidim. Kendisini de tebrik ediyorum. Allah yar yardımcısı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkanım.
Sayın Ali, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz gittiniz ama Şanlıurfa sizi özledi efendim. Evet, biz de özlüyoruz tabii Şanlıurfa'yı. Evet. Bizim için ayrı bir yeri var. Evet. Sayın Ali, Urfa tanıtım günleri neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi Şanlıurfa Türkiye'nin en genç ili olarak, yani yaş ortalaması en genç ili. Tabiri caizse genç nüfus açısından insan kaynağı. Bu nüfusu her alanda nitelikli hale getirmek ve ülkenin hizmetine sunabilmek lazım. Dolayısıyla yani dikkatleri çekmek anlamında yani bu tür tanıtım etkinliklerinin tabii ki faydası çok. Yani Şanlıurfa'nın çok fazla tanıtıma ihtiyacı yok gibi görünüyor ama yine de her yönüyle var. Yani bakın, bu şehirdeki insanların her ferdi çok dinamik, böyle yani kanı kaynayan ve bir cevher taşıyor. Bunu çok iyi değerlendirip iyi yerlere kanalize edebilmek ve nitelikli hale getirebilmek önemli. Bunu yapabilirsek ülke açına, geleceğimiz adına bir kazanç olur. Ben buna işaret etmek istiyorum. Yoksa tabii ki Şanlıurfa tanıtımda iyi bir noktada. Çünkü yani medeniyetin beşiği olan topraklarda siz zaten bir şeyleri ortaya çıkardığınız zaman birçok insan gelir ziyarete. Ama bu yetmez. Buradan verilecek mesajlar, insanlığın faydasına olacak ve olarak verilecek mesajlar, ülkemizin birlik beraberliği için verilecek mesaj, hepsi birlikte önem arz ediyor. Yani ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Belediyelerimizi, valiliğimizi bu çalışmadan dolayı. Daha iyi, her geçen sene inşallah daha iyi olur. Buradan Şanlıurfalı dostlarımıza, hemşerilerimize sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarımız. Muhtarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. En son sizinle orada görmüştük, yol yapılıyordu aslında. Evet, yollarımız yapıldı. Allah razı olsun. Mehmet Başkanımıza teşekkür. Kısmet Ankara'ya oldu. Bugün de Ankara ziyaretinde Urfa tanıtım günlerimizden dolayı biz de Urfa'dan buraya geldik. Burada başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Haliye Belediye Başkanımıza, tüm ilçe belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese Şanlıurfa tanıtımı için ben de Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı olarak ben de buradayım. Arkadaşlarıma ve başkanlarıma başarılar dilerim. Muhtarım, seni tebrik ederim vallahi. Ben teşekkür ederim. Muhtar kalmış, Urfa'dan buraya kadar gelmiş. Peki tamamını gezebildiniz mi efendim? Gezdim. Nasıl? Çok güzel. Başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şu anda Haliye'deyiz. Mehmet Can Polat'ı da söyleyeceksin. Mehmet Can Polat bizim Haliye'nin belediye başkanı. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İnşallah daha güzel hizmetler İnşallah. Nasip olur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ankara olalı böyle etkinlik görmedi efendim. Ankara'da Şanlıurfa gelesiyor. Evet, Şanbak tarafından düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günlerine henüz yeni olmasına rağmen, 2000 olmasına rağmen gelen ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Sayın Başkanım, sizi tebrik ediyoruz. Gerçekten Ankara'da bu kadar yoğun bir etkinliği ilk defa görüyoruz. Bu da sizin başkanlığınıza denk geldi efendim. Neler söyleyeceksiniz? Efendim, zaten Urfa deyince insanların kafalarında çok güzel şeyler oluşmuş. Evet. Çok güzel şeyler canlanıyor. Yani onları buraya çekmek aslında o kadar zor değil. Evet. Her zaman söylediğim gibi Urfa'yı herkes çok iyi biliyor, herkes çok iyi tanıyor. İşte güzel bir organizasyon, katılımcı bir beraberlik. Evet. Belediyemiz, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, ticaret odamız, borsamız, kaymakamlıklarımız hep beraber el ele olunca böyle güzel bir tablo çıktı. Evet. Aynı zamanda Ankara'daki diğer vakıf ve Şanlıurfa dernekleriyle de birlik olduk, beraberlik olduk. Her zaman söylediğim gibi ben değil,
Biz olursak işte bu güzellikler ortaya çıkıyor. Evet. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Urfa'mızın da ihtiyacı olan bu. Bakın o kadar güzel bir ambiyans var ki burada. Evet. Ben şahsen burada şu anda Urfa'yı yaşıyorum. Şenlik, evet. Çok özlediğimiz kültürümüzü burada hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Evet. Gerçekten çok mutluyum ve çok huzurluyum. Buraya gördüğünüz insanların çok büyük bir çoğunluğu Urfalı olmayan vatandaşlarımız. Evet. Türkiye Cumhuriyetimizin her yöresinden insanlar var burada. Yozgatlısı, Konyalısı, Edirnelisi, Diyarbakırlısı, Mardinlisi, İstanbullusu. Çok güzel bir ambiyans var burada. Evet. Herkes çok mutlu, herkes çok huzurlu. Ve beni en çok mutlu eden şey, işte bütün standları dolaşıyorum. Evet. Sabah esnafımızın standlarında dolaştığımda esnaflarımızın yüzü gülüyor. Çok güzel alışverişler yapmışlar. Güzel ürünler. Maşallah sıra var. Esnaflarda sıra var. Evet. Sıra var. Kuyruklar, adam evet. Diyor ki efendim diyor ben 4 günde yapmam gereken şeyi inanın bir günde ciro oluşturuyor. Çok güzel. Evet. İnşallah ben o esnaflarımızla güzel ürünler getirmişlerdir. Evet. Mevsimsel ürünler getirmişlerdir. Evet, evet. Burada en önemli olan şey mahcup olmama. Evet. Bir alan ya ben bunu niye aldım, keşke almasaydım dememeli. Evet. Onun için ben esnaflarımıza sesleniyorum. Dürüst olalım, iyi evet. ürünler getirelim. Yani tabii ki kazanacaksınız. Kazanmamak da mümkün değil bu şekilde. Evet. Ve ben inanıyorum ki o insanlar, o arkadaşlarımız da mutlu bir şekilde buradan ayrılırsa bizim mutluluğumuza da mutluluk katar. Urfa'mız gerçekten çok güzel bir şekilde burada tanıtılıyor. Herkes de çok mutlu, huzurlu bir şekilde dolaşıyor. Sanatçılarımız keza. Evet. İşte az sonra Sedat Koç çıkacak. Dün Münevver Hanım vardı. Evet. Dün Münevver muhteşem bir konser evet, verdi. Evet. Yarın Halil Altıngöz çıkacak. Evet. Ahmet Badıllı çıkacak. Evet. Son gün finale Zekeriya Ünlü ve Arif Çelik'le yapacağız. Çok güzel gösterim, konserler icra ediliyor burada. Evet. O da insanları mutlu kılıyor. Gerçekten çok güzel bir durum. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Güneydoğu TV olarak canla başla çalışıyorsunuz. Her yerde, her alanı seyircilerimize, Urfalılarımıza aktarma gayreti içerisindeyiz. Sizlere de kutluyorum. Başkanım şunu sormak istiyorum ben. Dün mesela açılış sırasında protokola baktım. Milletvekillerinden, bakanlardan, bugün de gelen bakan yardımcılarından maşallah aşırı bir yoğunluk var. Bu da size olan güvenden kaynaklanıyor. Çünkü mesela bu kadar protokolde yer yoktu efendim, baktım. Bugün de Adalet Bakan Yardımcımız, daha önceki valilerimiz, yine Faruk Çelik Bakanımız, benim hepsi bu böyle müthiş bir garip gösterdiler. Ben onu takdirlerinize bırakıyorum. Hayır, ama bu da şu, ama şu gerçek, hani bir işi biri yaparsa, ona güveniniz olmazsa dersiniz ki aman canım boş ver. Ama yapan kişi bu işi hakkıyla yapacaksa herkes dört bir taraftan gelir. Efendim burada herkesin emeği var. Evet. Ben ne diyorum? Ben değil. Biz var diyorsunuz. Biz olmalıyız. Evet. Bakın benim yönetimimdeki çok güzel arkadaşlarım var. Evet. Onların gayretleri var. Şanlıurfa Valiliğimizin, Şanlıurfa Belediye Başkanı çok büyük gayretler var. Bunu tek kişiye mal etmek evet. uygun bir şey değil. Evet. Ben değil, biz olmalıyız. Evet. Benlik duygusu hepimizde var. Ama biz olursak ancak bir şeyleri güzel bir şekilde başardınız. Evet. Onun için herkesin gayreti var, herkesin çabası var. Emek veren bütün herkese huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Başkan bir de bir soru soracağım. Bu fıstığın tescillenmesi bu şeye tanıtım nereden geldi? Onun için ne söyleyeceksiniz? Çok tecili, güzel evet. bir şey. Zaten müthiş fıstık oldu. Bizim. Evet. Yani zaten fıstık bizim. Evet. Niye bizim? Ha, tabii Antep'imiz de değerli bir şehir. Antep fıstığı olarak anlıyor ama evet. Türkiye'nin fıstık rekoltesinin %70'i zaten Urfa. Evet, evet, evet. İnşallah bu da güzel bir tescillenme oldu. Bundan sonra artık biz onu Urfa fıstığı diye anıp Urfa fıstığı ile deklendirdik. Evet. Öyle satışa sunmamız lazım. Öyle o yönde gayret göstermemiz lazım diyorsun. Güzel bir. Son soru efendim. Halil Belediyesi'nin standındayız. Mehmet Can Polat'ın çalışmaları için de söyleyeceksiniz. Ya Mehmet diyorum işte Polat ama evet. Can Polat. Can Polat evet. Gerçekten güzel çalışıyor. Diğer belediyelerimiz de güzel çalışıyor. Hepsini ben kutluyorum. Hepsi Urfa'ya hizmet etmek için bir yarış içerisinde. Tatlı bir rekabet yarışı evet. içerisindeler. Evet. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Tabii ki Halil'e de güzel şeyler yapıyor. Bundan sonra inşallah çok daha güzel şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Hasan çıtayı yükselttiniz. İnşallah bir seneye tekrar olacak mı efendim bu etkinliklerin? Efendim biz bu günleri, yarınımızı da öbür günümüzü de güzel bir şekilde geçirelim. Sen gelecekte ne olabilir onu Allah bilir. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür saygılar ediyorum. Efendim. Ben Tebrik teşekkür ederim. Ediyorum. Ayrıca bizi izleyen Güneydoğu TV'nin izleyicilerine de canı gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Urfalı hemşerilerimiz. İyi günler diliyorum. Şanlıurfa tanıtım günlerinin üçüncüsündeyiz. Ankara'dayız.
Sayın Vekilim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yanlar. Sayın Vekilim güzel bir etkinlik. Bugün 3. günde yoğun bilgi alaka var. Ne söyleyeceksiniz efendim? Önce bu organizasyonda emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. Başta Şanlıurfa Vakfımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, standdan bulduğumuz Haliye Belediyesi olmak üzere bütün ilçe belediyelerimizi tebrik ediyorum. Şanlıurfa dünya adına ne değer varsa bütün değerleri merkezinde barındıran bir şehir. Evet. Kadim bir şehir. Tarihin sıfır noktası. Dini inanç, turizminin, tarımın, kültürün merkezi. Böyle kadim bir memleketin başta Türkiye olmak üzere bütün dünyada tanıtımı adına yapılan her faaliyet bizim için son derece değerli. Bu değerleri tanıtmamız gerekiyor. Bu bağlamda da elbette ki Ankara'da yapılan bu etkinlik son derece önemli. Az önce standları gezdik, siz de gördünüz. Evet. Yalnız Şanlıurfalıların değil, burada Ankara'da yaşayan bütün insanlarımızın çok yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik olmuş. Bu da Şanlıurfa adına değerlerin yalnız Şanlıurfalı değil, bütün herkesi ilgilendirdiği ve kapsadığı açısından önemli bir tespit. Evet. Biz de çok mutlu olduk bir Şanlıurfalı olarak. Memleketimizin değerlerinin tanıtımı ile ilgili güzel bir etkinlik olmuş olmasından ve bu etkinliğe de çok yoğun katılım olmasından dolayı biz de çok mutlu olduk, gurur duyduk. Evet. Tekrardan emeği geçen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İyi ki Urfalıyız. Cenab-ı Hak bize böyle büyük bir nimetle şereflendirmiş. Bugün bunun gururunu tekrardan yaşadık. Sayın Kaçar, değerlerimiz demişken dün Şanlıurfa Kertenköy Nefesleri'nin tescili de alındı. Evet. Bunu kime söyleyeceksiniz efendim? Aslında bizim olan değerin resmiyete dökülmüş hali. Zaten fıstık Urfa'nın fıstığıydı. Evet. Yani resmiyette olsa da olmasa da bu Urfa fıstığıydı. Ama bunun tescillenmiş olması, işin resmiyete dökülmüş olması son derece önemli. Burada da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Son soru efendim. Hakkı teslim etmiş olduk yani. Evet. Şu anda bulunduğumuz standımız Haliye Belediyesi. Tabii ki belki de Haliye Belediyesi'nde. Hı. Gastronomi şehri. Buna benzer birçok çalışma var. Hı. Böyle Ankara'dan baktığımız zaman Mehmet Can Fuat'ın çalışmaları nasıl buluyorsunuz efendim? Şimdi Şanlıurfa bir değer. Bu değerlerin de merkezinde Haliliye ilçemiz var. Malum işte Göbekli Tepe başta olmak üzere birçok değer var. Mehmet Can Polat kardeşimiz de göreve geldiği günden itibaren bir yandan vatandaşın hayat standartını arttırmak için gayret gösterirken diğer yandan da bütün dünyaya ait olan ama merkezi Şanlıurfa ve Haliliye olan değerleri de yansıtmak için güzel bir çalışma yapıyor. İşte Göbekli Tepe ile ilgili yapılan tanıtımlar ortada. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da önemli bir gastronomi merkezinin açılışını yaptı. Çok yakın tarihte. Yakın tarihte. Tabii bunlara biz gurur duyuyoruz, memnun oluyoruz. Ben bu soru vesilesiyle de Mehmet Can Polat kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin onları. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankaralılar diyor ki Urfalar geldi, Ankara ısındı. Ankara serinmiş. Biz gelince Urfa'nın sıcağını getirdik efendim herhalde. Evet, Urfa sıcak bir şey. Evet. İklimimizle beraber, mevsimimizle beraber, gönlümüzle, kalbimizle Ankara'ya geldik. Elbette ki Ankara'yı ısıtmamız, ısındırmamız önemli. Evet. Şimdi tabii Urfa tanıtım günlerine Sayın Vekilimle beraber geldik. Sayın Valimiz buradaydı, Şanlıurfa Vakfı Başkanı buradaydı, belediye başkanlarımız buradaydı. Urfa gerçekten önemli bir şehir. Hem tarihi derinliği itibariyle gerek 12 tepeler, gerek Göbekli Tepe, gerek Karahan Tepe tarihi derinliği açısından önemli, zengin bir şehir. Bununla beraber peygamberler şehri, manevi kimliği olan bir şehir. Bununla beraber bir edebiyat şehri, şiir şehri, müzik şehri. Şiir olsunuz efendim. Evet, şiiri seviyorsunuz. Nabi'nin şehri. Evet. Ve gastronomi şehri çok önemli. Urfa'nın bu değerlerini tabii Urfa'nın dışarıya anlatması, tanıtması önemli. Bu noktada gerek belediyelerimiz katkılarıyla, gerek Sayın Valimizin desteğiyle, Şanlıurfa Vakfı'nın organize etmiş olduğu bu tanıtım programına, Şanlıurfa tanıtım programına geldik. Arkadaşlarımıza destek, onlarla beraber olmak amacıyla geldik. Evet. Güzel bir ortam var, güzel bir atmosfer var, kalabalık bir atmosfer var. İnsanların birbiriyle olan ilgilerini, muhabbetlerini, Şanlıurfa'ya olan ilgilerini, sıcaklıklarını görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım, geçtiğimiz ay Ankara'da, işte İstanbul'daydı. Şimdi Ankara'da böyle bu tanıtımlar Şanlıurfa'nın gerek ekonomisinde de tanıtımlar müthiş bir destek sağlayacak mı efendim? Tabii bunun Ankara'da, İzmir'de de yapıldı, Antalya'da yapıldı, İstanbul'da yapıldı. Artık Şanlıurfa'nın turizm destinasyonu açısından kıymetinin bilinmesi lazım.
değerlendirilmesi lazım. Turizm potansiyelinin önemli bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu noktada bizim de üzerimize düşen sorumluluklar var. Turizm tesisleri ve yatak kapasitesi noktasında üzerimize düşen sorumlulukları bizler de yerine getirmek durumundayız. Evet. İnşallah Urfa hak ettiği yere gelecek, geliyor. Hem siyasilerimizin hem bürokrasimizin desteğiyle Urfa bütün dünyaya kapılarını, gönlünü, sadrını açıyor. Başkanım dün Ketenköy'e fıstık tescillendi. Onun için ne söyleyeceksiniz efendim? Bizim olan... Sankaçar diyor, o da dedi bizim olan. Bizim olanı kağıda döktük. Evet. Yani tabii şu... Urfa tarım şehri. Bu tarım şehri bağlamında marka ürünü olarak fıstık önemli. Evet. Türkiye fıstığının yaklaşık %35-36'sı Şanlıurfa'da üretiliyor. Hem kalite açısından önemli bir kaliteye sahip. Bu sebeple Urfa'nın olan bir ürünün Urfa adına tescillenmiş olması gayet doğal. Evet. Çünkü zaten bizim tapusu bizim, kendisi bizim, gerçeği bizim. Gerçeği biz yazıya döktük. Resmi oldu efendim. Resmi nikahını kıydıracağım efendim. Eyvallah. Önce imam nikahını yedik efendim fıstıkla. Çok güzel. Eyvallah. Sayın Başkanım, Haliye standındayız. Sayın Can Polat, Göbeklitepe, Haliye. Ne söyleyeceğiz size? Diğer standları da dolaştım. Her bir belediye başkanımızın bu konudaki gayretini gördüm. Şimdi Haliye standındayız. Yapmış olduğu çalışmalar, efendim, Haliye'nin, Urfa'nın tanıtımı noktasında ortaya koymuş oldukları gayretler. Tebrik ediyorum. Tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Yoğun bir gayret içerisindeler, yoğun bir çaba içerisindeler. Urfa'nın tanıtımı adına bir ortaya yoğun bir çalışma koymuşlar. Bu onların gönlünün güzelliği, Urfa'ya olan sevdaları. Ben tüm hem belediye başkanlarımızı hem onunla beraber gelen tüm ekibini tebrik ediyorum. Peki başkanım, eşeğe gittiniz mi? Gastronomi merkezine gittiniz mi efendim? Haliye Belediyesi'nin. Yok, daha gideceğim oraya. Aklımda, notlarımın arasında mutlaka gideceğim. Başkanım ben de çağırırım, beraber gidelim. Beraber gidelim, eyvallah. Başkanım, başkanım bey söz verdi efendim, beraber gideceğiz. Ama randevu almamız gerekiyor başkanım çünkü sıra bulamıyoruz. Bir şekilde ayarlarız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, çok teşekkürler. Sağ olun. Türkiye'nin en sıcak şehrinden tabii ki Türkiye'nin en serin şehrine sıcaklık getirdik. Urfa tanıtım günlerinde neredeyse Ankara ısındı efendim. Evet, yanımızda çok değerli bir Şanlıurfa hemşehrimiz var. Şanlıurfa'da iş insanı Sayın Orhan Baylan. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sıcaklarınızla birlikte hoş geldiniz. Aynen efendim. Çok teşekkürler. Tabii Urfa'nın sıcaklığı Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına yansıyor sizlerin gelişiyle. Tabii Urfalılar sıcak insanlar. Evet. Dolayısıyla Ankara'mız da sıcak oldu sayenizde. Teşekkür evet. ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sayın Baylan, geçtiğimiz ay İstanbul'daydı. Bu ayda burada Urfa tanıtım günleri yapılıyor. Gerçekten devasa bir kalabalık var, müthiş bir yoğunluk var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ya tabii şimdi Urfa sadece Türkiye değil, dünyaya mal olmuş bir şehir. Evet. Gerek tarihimizle, gerekse kültürümüzle dünyada bilinen bir şehiriz. İstanbul'da da bu oldu, Ankara'da da oldu. Diğer şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde de temenni ediyoruz olmasını. Tabii bu tür etkinlikler Urfa'mızın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Evet. Bunlar da yine sizin gibi değerli arkadaşlarımızın evet. sayesinde oluyor. Daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Evet. Teşekkür ederim. Ya tanıtım günlerinde dün de bizim Ketenköy'ün fıstığımızın tescili de dün alındı. Dün alındı mı? Evet. Hatta bugün evet. Sayın İl Başkanımızla konuşurken zaten fıstık bizim de resmi yaptık dedi. Ben de dedim ki imam nikahlıyı da resmi nikah mı kıydık efendim? Evet. Sanki biraz öyle oldu. Evet, evet. Tabii bu güzel bir haber. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Şimdi Ketenköy'ün bilinen fıstık evet. dünyada en fazla Urfa'da yetişir. Evet efendim. Tabii Antepli hemşerilerimiz kızmasın. Antepli hemşerilerimiz bunun sanayisini ürettikleri için evet. Antep fıstığı diye geçiyor ama orijinali Urfa'dır tabii. Bir Urfalı olarak da ben de bundan gurur duyuyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şeref verdiniz. Buradan Urfa'daki hemşehrilerimize bir şey söylemek ister misiniz efendim? Bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Herkese iyi ve mutlu, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Efendim Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sayın Faruk Bayık. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim her zamanki gibi yüzünüz gülüyor maşallah efendim. Oo, teşekkür ederim. Evet şu anda Şanlıurfa tanıtım günlerindeyiz. Ankara'da yapılan Şanlıurfa tanıtım günlerinde Haliliye Belediye'mizin standındayız. Evet. Hakikaten Urfa'yı belediyelerimiz buraya taşımışlar. Türkiye'nin merkezi Ankara. O yüzden de burada bu tanıtımın yapılması çok büyük önem arz etmekte. Ben burada stand açan, emek gören tüm belediyelerimize, Şan Vakfı'na evet. ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii Haliliye olunca bir başka benim için daha da bir farklı yeri var. Çünkü Haliliye meclis üyesiyim aynı evet. zamanda. Ben burada emek veren kültür müdürümüz Sayın Ufuk Bey'e, yine destek hizmetleri müdürümüz Sayın Mahmut Nacak'a,
basın müdürümüz Sayın Ahmet Hamdi Çiçek'e teşekkür ediyorum. Hakikaten Halilye standı şu anda cıvıl cıvıl. Hepsi buradalar. Misafirlerini ağırlıyorlar. Buraya Urfa'yı taşımışlar belediyelerimiz. Ama Urfa'nın buraya gelmesi bu anlamda buraya gelen ziyaretçileri bence sadece bir an için görmeleriyle bir görsellik arzeder ama Urfa'ya gel diyoruz. Eğer ki bunları burada gördüklerinizi tamamıyla özüyle tüm değerleriyle görmek istiyorsanız Urfa'ya gelin diyorum. Çünkü burada gösterilen gastronomimiz Urfa'da daha geniş kapsamlı. Evet. Müzik kültürümüz daha geniş kapsamlı. Hakikaten Urfa yani gezilip görülmesi gereken Türkiye'nin nadir şehirlerinden biri. Evet. Ayrıca inanç turizmi açısından da önemli bir ilimiz. Peygamberler şehri diyoruz Urfa'mıza. Birçok peygambere ev sahipliği etmiştir. Evet. Buradan tüm izleyenlerimize, bizi Şanlıurfa dışından izleyen izleyenlerimize Urfa'yı muhakkak görmelerini tavsiye ediyoruz. Bu güzellikleri Urfa'da yaşamalarını tavsiye ediyoruz ve Urfa'ya geldiğimiz. Evet. Sayın Başkanım, Ahmet Hamdi Çiçek dediniz, Ufuk Bey dediniz, Sayın Acak dediniz ama Mehmet Can Polat demediniz. Tabii hani ki. Bir eksik kaldı efendim. Yani, evet, esasen bu işin baş mimarı tabii ki Sayın Mehmet Can Polat. Evet. Hakikaten birçok güzel işe biz de mecliste onunla birlikte imza atıyoruz. Evet. Şanlıurfa'mıza çok değerli eserler kazandırdı. Evet. Hatta geçtiğimiz günlerde ben bir tweet de atmıştım. Bir gastronomi merkezimiz açıldı. O Şanlıurfa'nın yüz akı oldu. Özellikle bütün mutfak örneklerimizin bütün gastronomi ile ilgili, Şanlıurfa gastronomisi ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz ve çok güzel bir yer, nezih bir yer olmuş. Evet. Ben orada da Sayın Can Polat'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir emek verilerek Urfa'mızın orada her türlü yemek kültürü sergilenmekte. Orası için de teşekkür ederim. Yine Halilye'de birçok parklar, birçok işler yapıldı. Evet. Bu 3,5 yılda hakikaten Sayın Can Polat hem kırsalda hem merkezde müthiş işlere imza attı. Biz de meclis olarak her zaman onun yanındayız, arkasındayız, destekçisiyiz. Evet. Çünkü çok güzel işlere imza atıyor. Biz de onunla beraber. Evet. Başkanım, son soru. Ketenköy'ün fıstığımızın tescili dün alındı efendim. Onun için ne söyleyeceksiniz? Yani fıstık Urfa'nın fıstığıydı. Her ne kadar başka illere isim verilerek söylense de Cengiz Aksan karşıdan bana gülüyor ama evet. Urfa fıstığı dün tescillendi. Bu bizim için gurur kaynağı. İnşallah fıstık gibi birçok değerimiz hem ticaret odamız hem ondan sonra belediyelerimiz tarafından bu tarz şekilde tescillenir. Biz de mutlu oluruz. Şanlıurfa'mız fıstık anlamında da hakikaten fıstığın deposu olan nasıl evet, ki evet. Harran Ovası'nda tahıl yetiştiriliyorsa, tahıl ambarı deniyorsa Urfa olarak biz fıstıkta da bir numarayız. Bunun da yapılması bizler için gurur verici. Emeği geçenlere teşekkür çok, ediyorum. Evet, tekrardan evet. Sayın Mehmet Can Polat'a ve tüm ekibine burada yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada Sayın Can Polat'a Orhan Bey'le sorayım. Orhan Bey, şu anda Halilye Belediyesi standındayız efendim. Evet. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat. Hemen sol tarafımıza baktığımız zaman bakın. 5 yıldızlı bir restoranın çok daha üstünde bir gastronomi merkezi yapıldı. Evet. Kırsala 50 milyonluk bir asfalt yatırımı yapıldı. Gerek hem kırsalda hem yerelde müthiş çalışmalar var efendim. Siz de Ankara'dan baktığınız zaman Sayın Mehmet Can Polat'ı nasıl görüyorsunuz? Tabii ki biz Mehmet Bey'in çalışmalarını takdirle izliyoruz. Evet. Hakikaten çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, başarılı bir siyaset adamı. Umarım hep böyle devam eder. Evet. Çizgisi çok doğru. Başarılarının devamını diliyorum ben Mehmet Bey'e. Bir de başkanım bir nokta aklıma geldi. Daha önce belediyeler firmalardan araç kiralarlar. Sayın Başkan bir çalışma yapmış. 13 ayda kira verecek parayla arabaların kökünü satın almış efendim. Doğrudur, evet, onu evet. Biliyorum. Bir de güzel bir konut yatırımına evet. Girişti Mehmet Bey. Evet efendim. Tebrik ediyorum. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Yani başta memleketimiz olmak üzere ülkemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Umarım Mehmet Bey'in bu çalışması da ilerideki diğer belediyelerimize örnek olur. Tebrik ediyorum ben kendisini. Peki mesela siz bir iş insanısınız. Ankara'dan böyle çok sayıda değerli dostlarınız var. Urfa'da yatırım yapmak adına mesela dostlarınızla iş görüşmeleriniz oluyor mu? Tabii. Dün gece bizim şehrimizin ileri gelenleri, Vali Bey'imiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız oturmuştuk. Bir konsorsiyumla ilgili bir çalışmalarımız olacak tabii evet. ki. Hem Urfalı iş adamları olarak
hem de dışarıdan dostlarımız olan iş adamı arkadaşlarımızla birlikte Urfa ile ilgili bir şeyler planlanıyor şu an, düşünüyoruz. Yani henüz bir plan aşamasında. Evet. Umarım en kısa süre içerisinde bunu da hayata geçiririz Urfa'da. İnşallah. Sayın Valimiz destek vereceğini söyledi. Belediye Başkanımız hakeza öylesine. Tabii Urfa bizim memleketimiz. Yani ne yaparsak Urfa için az. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Saygılar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Talebe döneceğiz. Evet. Şimdi ben Mehmet'ten mikrofonu devralıyorum. Tabii ki sunuculuk günlerimize biraz da dönelim. Evet. Şimdi yanımızda birlikte defalarca Güneydoğu TV'de programlar yaptığımız Devlet Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın Halil Altıngöz var. O da Haliliye standını Ankara Koro Müdürümüzden Hasan Bey'le birlikte ziyaret ettiler. Hoş geldiniz. Ben Halil Bey hemen size dönmek istiyorum. Urfa'yı Ankara'da gördünüz, neler diyeceksiniz? Gerçekten çok memnuniyet verici, heyecan verici, gurur verici bir manzara, bir atmosfer içerisindeyim. Sevgili Faruk Başkanım ve sevgili dostlarla burada hakikaten Urfa'yı yudum yudum içiyoruz. Hatta bir espri yaptım şimdi, dedim ki ya baba kebabınızı, isodunuzu getirin, sıcağı getirmeyeydiniz. Hava biraz sıcak bugün. Faruk Başkanım gerçekten bu çalışmaların, bu etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Geleneksel hale gelip daha artarak, daha sıklaşarak devam etmesini arzu ediyorum. Bu akşam inşallah biz de burada bir türkü programı yapacağız. Urfa 12 bin yıllık dünyanın en eski kenti. Biz de dünyanın en eski kentinin, yani müziğin beşiğinden Urfa türküleri okumaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle bizleri izleyen Güneydoğu Televizyonu izleyicilerine ve sizlere sevgi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Halil Bey, bitirmiyoruz. Biz tabii şu anda Sayın Mehmet Can Polat'ın yapmış olduğu etkinliklerden bahsettik sizden önce. Haliliye'nin standındayız. Siz de uzun yıllar Şanlıurfa müziğine büyük emekler verdiniz. Yine ailenin tamamı Urfa müziğine emek verdi, Altıngöz ailesi. Güneydoğu TV'de çoğu kez programlar da yaptık birlikte. Evet. Bu gece de izleyenlerinizle, sizi sevenlerle buluşacaksınız bu meydanda. Fakat bunun öncesinde ben Haliliye standında böyle ufak bir bukle almak istiyorum. Güneydoğu Televizyonu'na ben ta kuruluşunda 2000... Biz 1995 yılında hizmete girdik. Hatta 2000'e yak, 2000'in başında çıktı. Halil Altıngöz Halil İbrahim Müzik Sofrası diye bir program yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Evet. İlk şeydeydi, o Diyarbakır yolunda sağda Bodrum kattaydı, orada yaptığımız bir şey. Peki buradan biz bir sevgili hemşerilerimize bir dörtlük bir şey okuyalım. Tamam, Güneydoğu farkıyla burada Aliye Belediye'mizin standında güzel bir şey okuyalım. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden, vay. Ağam olasan Ömer, paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer, vay. Ağam olasan Ömer, paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer, vay. Ağzınıza, dilinize sağlık. Mikrofonu esas sahibine bırakıyoruz. Evet, söz misafirde. Efendim çok teşekkür ediyorum. Aslında çok fazla istedik ama birazdan konser var. En güzel müzikler orada olacak inşallah. Herkes dinlemeye bekliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ankara'da sıcak bir Şanlıurfa tanıtım günlerindeyiz. Beyanımızda değerli bir misafirimiz var. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hikmet Aydemir.
Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de Ankara'mıza hoş geldiniz. Ankara'da böyle neşeli, müzikli, sazlı, sözlü ve kebap kokularıyla sizleri görmekten mutluluk duyduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine Şanlıurfa hemşehrimiz sevgili Ahmet Ural. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Urfa tanıtım günlerinden söyleyeceksiniz efendim. Evet, önce aslında ben size hoş geldiniz demem evet, gerekiyor. Evet, burası evet efendim. Çünkü biz burada oturuyoruz. Evet. Doğduğumuz topraktan biraz daha olsa uzakta yaşıyoruz. Ancak evet. Burası başkentimiz. Seve seve oturuyoruz. Burada gerek ticari gerek siyasi bir hizmet veriyorsak bunu seve seve yapıyoruz zaten. Evet. Urfa ile ilgili ben buradan bütün Urfalı hemşerilerime, kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve sen de burada size aslında bir iş düşüyorsun. Sen genel başkanına Urfa'yı sordum. Evet. Urfa hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Bu da size çok iş düşüyor efendim. Doğru, doğru. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gelirken Balıklı Gölü'nde kokusunu getirmişsin. Evet, eyvallah. Kokuyorsunuz. Evet. O nedenle mutluyum. Şimdi ancak Urfa'dan buraya gelen bütün kardeşlerimin çoğunluğunu tanıyorum. Evet. Yani bugün kendimi Urfa'da hissettim. Evet. Bu da beni çok çok mutlu etti. Evet. O nedenle buraya gelen ve buraya gelmelerine vesile olan bütün yetkili değerli büyüklerime sevgilerimi iletiyorum. Ha, çok teşekkür ederim. Saygılarımı iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah Urfa'ya da geldiğimizde çayınızı içer. Şeref verirsiniz efendim. Tekrar sizleri ziyaret edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.